Duruş çok önemlidir esasen. İnsan nerede duruyorsa, nasıl duruyorsa, nasıl tekmil verme vaziyeti sergiliyorsa fakat ondan daha önemli bir şey vardır. Duruşta temadi. Uzun süre o istikamette öyle kalma ve senin o olduğunu ortaya koyma. Evet ben bundan başka değilim yani. Sözün, beyanın, bakışın, mimiklerin, göz irisinle işaretlemelerin senin hep aynı şeyi, aynı noktayı böyle hedeflemeli. Ve zannediyorum bu inandırıcı olur. Ağzınızı açıp konuştuğunuz zaman da ha bu hal ve davranış istikameti insanın hal ve davranışını aksettiren beyanları falan diyecekler. Evet. Karşı koymazlar yani. Zannediyorum o tavır ve davranış istikametini eğer koruyabilseydik bugün çok kimse hakikaten Müslümanlığı en azından din olarak kabullenmese bile bunlarla geçim olur diyecekti yani. Sonra bir de bütün bunların arkasında siz samimi bu yolda yürüyorsanız, biraz evvelki mülahazalar da kendi dırdırıyatım içinde. Siz Cenab-ı Hakk'a karşı bir adım atarsanız ona bence gelme mukabelesinde bulunur. Siz gelme tavrını sergilerseniz koşma mukabelesinde bulunur. Koşma mukabilesinde karşı siz tavırlarınızı ayarlar biraz daha üveykliğe dönerseniz o da üveyk mukabelesinde bulunur. Daha hızlı şeyler varsa, kuşlar varsa, daha hızlı uçaklar varsa şayet öyle bir mukabelede bulunur. Mukabele diyoruz bunlara. Yemez, içmez, zaman geçmez. Veridir cümleden Allah tebeddülden, tagayyürden, dahi elvan eşkaldan muhakkak müberradır. Budur selvi sıfatullah. Ne göklerde, ne yerlerde, ne sağ sol ve ön artta cihetlerden münezzehtir ki hiç olmaz mekan Allah. Diyor İbrahim Hakkı Hazretleri tevhid namesinde. Evet. Onun için acele etmemeli. Ette enni minarrahman el acele tümle şeytan Hazreti sahibi zişan öyle buyuruyor teenni, temkin, atacağı adımları bilerek atmak esasen, evet, yani sürçmeyecek, düşmeyecek yerlerde yürüme, bunlar çok önemlidir. Vakıtsız hedefe şitab eyleyen diyor, kaybeder. Vakıtsız. Yani her şeyin vaktini, zamanını çok iyi belirlemek lazım. Adeta bir iftar vakti gibi yani. O vakitten biraz evvel Orucunuzu açarsanız o gün akşama kadar boşuna açtırmış olursunuz. Sonraya bırakırsanız kerahat irtikap etmiş olursunuz. Çünkü sahibi şeriat orada efendim ilen mağrib diyor yani artık. Bunun gibi bu miadı çok iyi şey yapmak lazım, kullanmak lazım. Vaktin merhunu gelince ona göre diyeceğimiz, edeceğimiz şeyi dememiz lazım yavaş yavaş, adım adım. Düşünün ki insanların iftar tablosu, hani yine kendisi Adi Şerif'te ifade buyuruyor, اِذَا رُوِيَ ذُكِرَ Hakiki mümin görüldüğü zaman Allah hatırlanır. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in içinde bu kıvamda insanlar vardı. Bir meclise girdiklerinde tavır ve davranışlarından adeta böyle lafzı celale dökülürdü onlar. Allah derdi millet hep. Önce fakat insanın iftar tablosu oydu yani. İza rüya Allah. İnsaflı bakınca karaz, haset, çekememezlik olmayınca. Efendim Abdullah İbni Veyyi İbni Selul, Kabul Eşref bunlar sindirememiş, hazmedememişlerdi. Aralarında onca zaman kaldığı halde temerrütlerini devam ettirdiler. Ama Abdullah İbni Selam insaflıydı yani. Allah Resulü'nün mübarek çehreyi, direkşarını görünce Vallahi bu çehrede yalan yok dedi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi yani. İnsafla bakanlar öyle dediler. Şimdi zannediyorum bir gün inşallah sizin çehrenize bakan kimseler evlerine gidip çayınızı içtiğiniz zaman evinize gelip çayınızı içtik. Sizin çayınızı içtikleri zaman onlar sizinle içli dışlı olacaklar, kaynaşacaklar. Kültürümüzün güzelliklerini onlara verirken Onların kültür güzelliklerini alırken karşılıklı buna alışverişte taati denir yani. Siz bir şey veriyorsunuz, mukabelesinin ondan da bir şey alıyorsunuz böyle. Bu alışveriş böyle devam ettiği sürece zannediyorum, bunlar çok ciddi bir sıcaklığa sebebiyet verecek. Dediğiniz şeyleri de o sıcaklık içinde kabullenecekler efendim ve kazanımdır bu. Ne o mevzuda insanın iftar tablosunun kullandığı yöntemler, argümanlar ne de efendim samimiyette iniraf göstermeden zannediyorum. Yürüdüğümüz yolda yürürsek esasen o şehrahı insanlar görmesinden gelmeyecekler. Yürünen yol bir şehrahtır ama bugün onu yanlış temsil edenler patik haline getirmişlerdir. Evet burada yine antır parantez bir şey diyeyim. Türkiye'de bugün sergilenen Müslümanlık dışta buna bir kilisenin haziresinden, bir havranın haziresinden baktığınız zaman Müslümanlık dediklerinde aman Allah göstermesin derdiniz. Zannediyorum. Derdiniz. Öyle mide bulandırıcı bir tavır var. Öyle değil esasen. Ütopyalarda olduğu gibi böyle baktıklarında hayran olmalılar. Arkadaşlarımızda biraz bu ruh aleti hissedildiğinden geçen de misyoner mahiyetinde birisi gelmişti buraya da fakat öyle Müslümanla hayranlık duyuyor ki ben sizin arkadaşlarınız dedi. Kelimesi kelimesini ifade edemem tabi aklımda kaldığı şekli. Sizin arkadaşlarınızı tıpkı Seyyidina Hazreti Mesih'in havarileri gibi görüyorum. Efendim yaşatma duygusunu yaşama zevkine tercih etmişler. Dünyanın dört bir yanına böyle tohumlar gibi saçılmışlar. Toprağın altında çürüyorlar çünkü kendileri için yaşamıyorlar. Ama bir başa yürüyecekleri muhakkak. Bu ilaveler bana ait. Evet. Onunla geceleyenler, hep onu heceleyenler mutlaka bir gün evcete çıkarlar, bir gün Fatiha derler, bir gün Amme derler, bir gün de Bakara der, diyeceklerini tamamıyla ifade etmiş olurlar. Metalları zahmet etmişsiniz. Bu türlü şeyler fazladan yani. Sizin gelmeniz gülden, çiçekten daha önemli. Allah razı olsun. Bu temiz gönüller Cenab-ı Hak nasıl teveccühte bulunacağını kestirmek mümkün değildir. Bir gün cihan inşallah bu gönüllere kapılarını kale kapıları gibi aralayacak. Kendi kendilerine buyurun edecektir inşallah biz o ütopik tavrı sergilemeli, o cazibedar güzellikleri ortaya koymalıyız. Evet, inşallah hemşiremizin dediği gibi iş tohumlar gibi dünyanın dört bir yanına saçıldınız. Esasen onu bulan ne kaybetmiştir ki, onu kaybeden ne bulmuştur ki? Öyle bir şeye talip olmuşsunuz ki bence. Bütün dünyalar onun yanında bir damla etmez. Efendim. Allah afiyeti daim ihsan eylesin. Evet, Füzuli'den bir şey çıktı. Canımı canan isterse minnet canıma. Can nedir ki onu kurban etmeyem cananıma? Evet. Kafiyesini o koydu. Kafiye oldu mu? Evet. Hakkınızı helal edin. Evet. Başı arttığım endişesini de taşıyorum. İnşallah Cenab-ı Hak sağlığım hayırlıysa onu lütfeder. Başka zamanda yine ruh ve görüşür. Sizden daha güzel işaretler, müjdeler alırız inşallah.